Gurbetçiler olmasa bu insan aç. Gurbetçilerimizden Allah razı olsun. Onların sayesinde yani teknemiz kaynıyor. İnşallah umduğumuz eski işlerimize kavuşuruz diye ümit ediyoruz yani. Yani çok şükür gurbetçi müşterilerimiz geldi. Yani işler açıldı. Kayseri esnafının umutla beklediği Kurban Bayramı sona erdi. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak esnafa bayramdaki satışlarını sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Valla evde geçirdik diyelim yani. Bir yere gidilmiyor virüsten dolayı. Zaten işler yok. İşimizin başına gelmeyi istedik. Geldik, bekliyoruz. Peki düğün sezonu ve gurbetçiden gelmesi sizleri nasıl etkiledi? Hiçbir şekilde etkilemedi. Onlarda da inanın para yok. En başta benim kızım geldi. Ya inanın parayı ben harcadım, öyle söyleyeyim. Yok çünkü para. Daha ne diyebilirim ki yani? Berbat, gerçekten berbat bir ortamdayız. Kayseri esnafı olarak tatil sürecini siz kötü geçirdiniz. Aynen, kötü geçirdik. Her zamanki gibi dükkanı bekliyoruz ya. Kısmetimizi bekliyoruz, öyle söyleyeyim. İşlerimiz çok güzeldi. Elhamdülillah. Her gün arife gibi geçti yani. İşine bakan adamlar iş yapıyor. Yani ticaret parayla yapılıyor. Parası olmayanlar iş yapamıyorlar tabii. Alırken bir kere pahalıya alıyorlar. Satarken de pahalıya satıyorlar. Müşteri memnun kalmıyor. Yani müşteri senden 3 şey istiyor. 1. Malı sevecek. 2. Fiyatı sevecek. 3. de seni sevecek. 3'ü bir arada olmazsa bir daha gelmiyor. Onun için biz de elimizden geldiği kadarıyla ikramla satıyoruz. Onun için de sıkıntı yok elhamdülillah. Peki gurbetçilerin gelmesi satışlarınızı etkiledi mi? Müthiş. Müthiş. Allah hepsinden razı olsun. Yani gurbetçiler olmasa bu insan aç. Onları aldatmak şurada dursun. Onlara hürmet etmek lazım. İkramlı vermek lazım ki bir daha gelsinler. Bize zaten gelen müşterilerimiz genelde sürekli geliyorlar. İlk gelenler biraz tedirgin oluyor. Bir tek rahatsız olduğumuz şey pazarlık çok yapıyorlar. O da haklılar. Çünkü küçük esnaflar 10 liralık mala 30 lira diyor, 20'ye satıyor. Uyanınca adam bir daha alışveriş yapmıyor. Ama az kazanan çok kazanıyor elhamdülillah. Çok şükür elhamdülillah. Satışlarımız yani pandemiye göre çok iyiydi. Gurbetçilerimize Allah razı olsun. Onların sayesinde yani teknemiz kaynıyor. Onlar gidince de inşallah böyle devam eder. Düğünler açık olursa işlerimiz güzel olur. Düğünlerimiz kapatılırsa, pandemi vakası artmazsa güzel olacak. Ama artarsa sıkıntı. Yerli vatandaş çalışıyor, iş yapıyor mu? Yerli vatandaşımız şu anda pek yok. Niye? Ürünlerimiz çok pahalı. Biz de alırken çok pahalı alıyoruz. Bütçe yetmiyor. Peki Kurban Bayramı'nda beklediğinizi bulabildiniz mi esnaf olarak? Kesinlikle hayır. Kesinlikle. Yani çünkü kurban zaten en düşük hisse 2,5-3 bindi. Asgari ücretli kurban mı kessin, alışveriş mi yapsın? Yine Allah bu günümüzü aratmasın. Çok şükür. Peki fiyatlar ne durumda? Fiyatlar yani %100 zamlandı. Bu bize tarz olan bir şey değil. Biz 2 sene önce 200 bin lira sattığımız ürünü yine 200'e satıyoruz. Ama alırken çok farklı alıyoruz. Üretici bizi mahvetti. Güzeldi. Bayramın 4. günü biz açtık. 4. gününden sonra da diğer günler de açtık. Almancı gurbetçi dediğimiz vatandaşlarımız geldi. İyiydi, güzeldi. Devamını da bekliyoruz yani, öyle söyleyelim biz. Kayseri tarafı beklenen Kurban Bayramı tatilinden o zaman isteklerini umdu. Biraz da olsa hani iyiydi, öyle diyelim yani. Hani tam manasıyla değil de. Geçen senenin açığını kapattı mı? Yok, kapatmadı. Daha kapatmadı. Daha yeni başladık. Öyle söyleyeyim. Kapanmalardan sonra yeni başladık. Peki ileri tarihler için beklentileriniz neler iş yönünde? Bizim beklenti olarak şimdi şöyle söyleyeyim. Vatandaş gelirse biz bekliyoruz. Gelirse ihtiyaçlarını karşılayacağız. O derece. Biz 3. günden itibaren buradaydık Kurban Bayramı'nın. 2. günü açmadık. Biraz yoğunluk az olur diye. 3. gün işler çok iyiydi. 4. günde hiç aratmadı yani. Yoğunluk bayağı iyiydi. Hatta şu ankinden daha fazlaydı. Yani çok şükür gurbetçi müşterilerimiz geldi. Yani işler açıldı. Allah'ın izniyle bu şekilde de devam etmesini bekliyoruz. İnşallah bu ayın sonuna kadar bu şekilde yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Peki fiyatlarda bir artış yaşandı mı? Yani fiyatlarda genel itibariyle üreticiden her şekilde yani en baş zincirden artış olduğu için biz de tabii bu sene itibariyle biraz zamlar oldu. Yani her şeye zam geldi bu sene itibariyle. O şekilde inşallah her şeyin fiyatı uygun olur.
yaşam daha da kolaylaşır. O şekilde yani abi. İyiydi çok şükür abi. Çalışmaya devam. Aynı kurbanımız da mübarek olsun bütün İslam aleminin. Çalışmaya devam abi, işlerimiz yoğun. Allah daha çok versin, olmayana versin. İnşallah bundan sonra da iyi olması dileğiyle çalışmaya devam. Kurban Bayramı öncesinde tabii ki biz baharatçı olarak umudumuz vardı yani baharat satışı falan konusunda. Ama tabii bu sene sıcaklardan dolayı umudumuzu bulamadık. Bayramda zaten herkes tatile gitti. Kurban zaten artık dışarı ülkelere bağış adı altında gönderiliyor. Burada sucuk falan yapılmadığı için son zamanlarda artık umduğumuz işler yok yani. Peki esnaf olarak ümitle beklediğiniz Kurban Bayramı'nda istediğinizi bulamadınız. Evet. Bundan sonra da bulabileceğinizi düşünüyor musunuz? Tabii bu sıcaklar daha olmaz ama bundan yani bir 10 yıl sonra artık soğuklara denk geldiği takdirde inşallah umduğumuz eski işlerimize kavuşuruz diye ümit ediyoruz yani. Bizim esnaf olarak diğer bir istediğimiz şey millette maske artık tamamıyla bitmiş durumda. Eskiden Vali Bey gezerdi, çarşıda maske denetimi yapardı, cezalar yazıldı. Biz de ceza yedik maskeden dolayı. Ama şu an topluma bakıyoruz, artık maske bitmiş, denetimler bitmiş. Herkes elini eteğini çekmiş durumda. Biz ülke yöneticilerinden de, ilimi yöneteceğim validen de, yani istediğim yani denetimler yok şu an. Dediğim gibi yani artık herkes pes etmiş durumda mı? Yok, ölen ölsün, kalan sağlar bizimdir anlayışına mı geçtiler? Biz şikayetçiyiz yani ülke yani vatandaş olarak, esnaf olarak bir el atsınlar duruma. Çünkü vaka sayıları 15 binlere yükseldi. Kimsenin umurunda değil yani şu an. Kimse kimsenin umurunda değil.